çalış lan. Çalışsana. Lan! Tamam, bu sefer yapacağım. Monitörde sıkıntı vardı ya. Şimdi bu sefer yapacağım. Oğlum arkadan geldi yani. Vurdum. Ya kastı gördün değil mi? Kastı. Lan! Bana artık yeni bir bilgisayar lazım. Kaç senelik şeylerle oynuyorum ya. O yüzden adam bulamıyorum. Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Şu anda Tebilon'dayız. Benim artık yeni bir bilgisayara ihtiyacım var, tamam mı? Tebilon'a ulaştım. Dedim abi böyle ben bir kafa yedim. Kendi bilgisayarımı parçaladım. Bilgisayar da eskiydi zaten. Benim yeni bir sisteme ihtiyacım var. Gerçekten bayağı ilgilendiler benimle. Yani son zamanlarda parçalarla ilgili çok fikrim yok yani. Teknolojiyi takip edemedim. Ben en son GTX 980'leri, 1080'leri falan hatırlıyorum. Ve benim adıma çok güzel bir bilgisayar oluşturdular. Şimdi ben de onu almaya geldim. Beraber toplayacağız. İçeri geçelim. Let's go. Merhabalar. Merhaba Tuna, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sana aynen bir adet mikrofon getirdim. Mümkün olunca biraz uzakta kalırsam senin yanında. O benim için belki daha iyi olur. Hoş abi, geldin tekrar. Abi hoş bulduk. Valla ben bu kadar ilgileneceğinizi beklemiyordum ya. Ne demek, işimizi zaten severek yapıyoruz. Valla çok şaşırdım. Ben çok memnun kaldım. Direkt atladım geldim İstanbul'a. Hem buraya bir göreyim. Kasanız varmış sizin. Evet. O kasaya bir sağlamlık testi yaparız belki ya. Belki planlarız. Abi ben zaten araştırdım. Siz de zaten anlattınız bana. Çok uzun süredir sektörde olan insanlarsınız. Doğru. Tebilon arkadaşlar teknoloji, bilişim ve online'ın kısaltılıp birleştirilmiş hali. Abi biraz bize anlatır mısın izleyici için de Tebilon'un hikayesini? Tabii ki. Biz sektörde yaklaşık 20 yıldır bu işi yapar ve severek de çalışan bir ekibiz. Çok uzun süre farklı çatılar altında çalıştık. Daha sonra da bu işi sevdiğimiz için ve gönüllü de verdiğimiz için kendi markamızı ve kendi çatımız altında yapmaya karar verdik. Tebilon'u kurduk. Tebilon 2021 Ocak ayında kuruldu ve kendi yazdırdığımız, hazır bir platform olmayan bir web sitesi yazdırdık ve geliştirme aşamasında da devam ediyor. Sürekli olarak yenilikler yapılıyor. Marka oluşturmak çok zor bir işmiş. En sonunda teknoloji, bilişim, online markasını oluşturup ve kurduk. Tebilon, teknoloji, bilişim, online kelimelerin kısaltması. Sen de zaten biraz önce söyledin. Biz yani bu işi çok eskiden beri yaptığımız, iyi bildiğimiz ve sevdiğimiz için dolayısıyla severek yapıyoruz ve her müşterimize de mümkün olduğunca doğru ürünü alabilmesi noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya yani, severek yaptınız belli abi zaten. Hissediyor insan. Müşteri direkt hissediyor. Müşteri anlıyor mu? Ben müşteri olarak geldim buraya. Çok teşekkürler. Ya burada önemli olan ürünlerin fiyatlarından ziyade ihtiyacı uygun doğru ürünü alabilmek, yani ihtiyacından fazla bir ürüne daha fazla para vermek, yani özellikle günümüz şartlarında aslında çok da olağanın dışında bir durum. Biz burada mümkün olduğunca sizin ihtiyaçlarınız ne ise ona uygun donanımları almanız noktasında yönlendiriyoruz. Bu noktada da şu zamana kadarki süre içerisinde çok pozitif dönüşler aldı. Biz de keyifle yapıyoruz. Bu işi uzun süre sağlıklı, severek, en azından bizden alışveriş yapan müşterilerimizin de memnun olduğu bir sistemle yürütmek istiyoruz. Arkadaşlar bu arada aynı şekilde abim dediği gibi ben zaten söyledim. Böyle render alıyorum, oyun oynuyorum. Çok yayın yapmıyorum. Ona göre onlar optimal şekilde benim için hallettiler. Ben yani çok teknik konulara girmedim. Kendim hani uğraşmadım o konularla. Sağ olsun Tebilon bunları benim için yaptı zaten. Biz evet zaten birazdan toplamasını yapacağız. Asus'un en iyi modellerinin olduğu, özellikle soğutmasının, performansının yüksek olduğu TUF serisi, anakart, ekran kartı, sıvı soğutma, power supply ve çok iyi bir kasayla sistemi topladık. Montaj aşamasında zaten tek teke onları da gösteririz. Ana full Asus topladınız değil mi abi? Evet. Asus topladık. Asus iyi markadır. Arkadaşlar benim zaten uzun süre kullandığım bilgisayarım da Asus'un bilgisayarıydı. Hatta onu koyalım şuraya, bir yere fotoğrafı var. Benim onu böyle 9 sene önce aldığım gün, poz veriyorum o aldığım gün böyle, o mutlulukla. Bayağı sağlam bilgisayardır. Uzun süredir beni götürüyor. Oyun oynuyorum, render alıyorum. Onun dışında benim eski kız arkadaşım o bilgisayara tekmeler attı. Parçaladı böyle dış kasasını. Hiçbir şey olmadı bilgisayara. Dış kasasını aynı şekilde içini başka bir kasaya aldım. İç parçaları da
daha mı zarar gelmiş? O kadar dayanıklı bir bilgisayarıydı Asus'un. Yani Asus'tan zaten memnun bir Asus kullanıcısı bu olarak. Bu kasayı da biz de kasanın sağlığı açısından seninle birlikte getirsek mi diye düşünüyoruz. Hele de sağ salim eve ulaştıralım. Abi eve ulaştım, benim sevgili yapmamam lazım ya o zaman. Peki onu sen ayarlarsın. O zaman abi bilgisayarı toplayalım, ben heyecanlıyım ya. Tamam, biz o kadar geçelim. Kaç gündür var ya geçmedi zaman. Peki gayet güzel. Geçebiliriz. Geçelim abi o zaman. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ne haber abi, nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyidir vallahi ben de. Arkadaşlar, parçalarımız burada. Ben şimdi kısaca ne yaptığımı anlattım. İzleyici için bir daha anlatıyorum. Ben render alıyorum. 4K, 1080p video render alıyorum. Onun dışında online oyundansa ben böyle hikayeli oyunları yüksek grafiklerde oynamayı seviyorum. Böyle şekilli şıkıl ışık huzmeleri falan çok fena yapıyor beni. Bunları rahatça yapabileceğim bir bilgisayar. Bana ayarlamışlar. Her şey Asus burada. Tek tek şimdi sizler için parçaları göstereceğiz. Abi gösterelim o zaman, ne var elimizde? Başlayalım istersen. Başlayalım. Zaten render az çok, hani daha çok oyunun için grafik üzerine biraz daha hani senin işin açıkçası. O yüzden şöyle yapalım. Önce ekran kartımızdan başlayalım. Asus'un TUF serisi 3070 Ti modeli. 8 GB DDR4 ile geliyor sana bu ekran kartın. En büyük özelliği bu ekran kartının soğutması. Yani soğutma olarak çok çok ön planda. Hem burada hem içini açtığımızda zaten göreceğiz. Arka bloğunda ekstra, şöyle istersen göstereyim sana. Ekstra kalın bir blok var soğuması için. Ekstra kalın bir tabaka var zaten. Diğer bir özellik işte DLSS özelliği. DLSS özelliği de Nvidia'nın üzerinde çok çalıştığı yapay zeka yazılımı. Bu da ne anlama geliyor? Bu da görüntüdeki yırtılmaları iyileştiren bir yazılım açıkçası yapay zekada. Çok güzel abi, çok şekilli bir ekran kartı ya bu. Yani senin elinde biraz küçük kalıyor ama. Ben en son bir şey diyeyim mi? O kadar geri kalmışım ki şeyden, teknolojiden. Bende GTX 760 var hala. Şu an kullandığın sistem de Asus'tu galiba değil mi? Şu an kullandığım sistem de Asus. 9 yıl önce aldım, hala onu kullanırım. Onu gerçi annemle de verdim. O sistem duruyor. Ben şu an onu kullanmıyordum. Daha eski bir şey kullanıyorum ben. Ama 4. nesil i5 ile 12. nesil i5 ile bayağı teknoloji değişmiş tabii, diye biliyorum. Hem yani nanometre olarak değişiyor, hem chipset olarak değişiyor zaten. Hı hı. İşlemcimiz de bu şekilde. İstersen anakarta geçelim. Anakartımızda yine Asus'un TUF serisi gaming modeli. Z690 gaming modeli. Bu Wi-Fi'li bir anakarttır. Üzerinde toplamda 4 adet RAM slotu var. Hı hı. Sana yeterli olur galiba. Olur olur. Render mender her türlü alırız ya. Toplamda 128 GB'a kadar destekliyor zaten. 5133 MHz'e kadar. DDR4 bir anakarttır. İçerisine de ekstradan 4 tane M.2 SSD yuvası var. Bunu da takabilirsin. Böyle ışıklı mışıklı görünüyor ya, değil mi? Tabii tabii, ışıklı. Zaten kasayı açtığımızda göreceksin. Hem anakartın, hem sıvı soğutman, hem kasan. Sana bir böyle ışıklı bir ortam, yanarlı dönerli her şeyi ayarlayacağız inşallah. Zaten artık günümüz bilgisayarlarında ışık yoksa hiçbir şeysin. İstersen elinde en kral şey olsun yani. Işık en önemli şey. Sana yeterli olur herhalde diye düşünüyorum ama. Abi ben Ice Tower oynayacağım ya kasayı zaten. Kasayı senin boyutuna göre seçtik biraz. Oo, kasa böyle, evet evet ya, bu kasa büyük duruyor. Açalım bakalım içinde ne var. Kasaya geçmeden önce istersen zaten en son anakartta RAM'den bahsetmiştik. RAM yuvası evet, evet. Vesaire. Sana da yine RGB'li bir RAM seçtik. Kingston'un Fury serisi. Toplamda 3600 MHz'e kadar çıkıyor. Frekans hızı 32 GB. Yeterli olacaktır senin için. Beast. Arkadaşlar canavar diyor Beast. Benim için özel RAM seçmişler. Beast mod açıldı. Burada her şey senin için özel zaten. Sana özel hepsi. Çok güzel ya. Devam edelim istersen. Ben ortaokulda RAM çalmıştım okul bilgisayarından. Tornavida ile okula gitmiştim abi. Bütün RAM'leri toplayıp şey yapmıştım. Kaçmıştım oradan. Sonra ne yaptın peki RAM'leri? Sonra geri getirdim. Benim bilgisayarım uyumadı ya. Özür diledim okul müdüründen. Haberi var mı? Sen mi söyledin peki? Okul ben müdürün? Söyledim ya. O zaman bayağı bir şeyiz. İstersen devam edelim yine SSD'mizde. SSD 1 TB bir depolama alanı var. Çok iyi 1 TB. Kingston'un KC2500 modeli. Toplamda yazma okuma hızı da 3500'e 2900 yazma okuma hızına sahip. M.2 SSD. Artık zaten HDD kullanılmıyor ya. HDD kullanılmıyor artık. SATA da çok tercih edilmiyor zaten. Evet evet. Senin hem renderlarında hem oyunların okuma yazmasında çok daha etkili olacaktır. Gerçekten bence özellikle de render olur. Konusunda seni çok çok daha ileriye götürecektir. Mesela benim kullandığım edit programları benim SSD'mi yere küçük oldu. İçin hepsi HDD'de. Beni bayağı yavaşlatıyor gerçekten. Artık öyle bir problem de olmayacak. Herhangi hiçbir problemi kalmayacak. Devam edelim istersen sıvı soğutucunla. Oo. Burada yine bir sisteminin soğuması için. Bu da ışıklı ya, süper. Bu da ışıklı. Toplamda zaten TUF'un bu da LC240 RGB modeli. Adresine bir RGB var. Bu da yine az önce bahsetmiştim zaten Asus'un Aurasync yazılımından. Bu yazılımla beraber hem anakartın işte hem kasan diğer parçaları tamamı yazılım şekilde renklerini ayarlayabiliyorsun bunu. Bu da böyle iki tane ekstra fanı var. Toplam 240 mm metre fanla geliyor. 120-120 zaten. 240
bu şekilde. Zaten açtığımızda da diğer şeylerden bahsedelim. Tough Gaming. Kendi tough gibi gaming. Tough yani sert ürün tabii, yapmışlar. Şöyle Asus zaten askeri sınıflandırmaya göre yaptı bunları tabii. Tamam hepsi askeri sertifikalı ürünler aslında. Hani sağlam ve verimlilik üzerine kurulmuş bir... Bayağı dayanıklı. Asus'un zaten öyledir. Çok, yani. Çok bir şey dayanıklı. Alırsın 10 sene kullanırsın işte. Son olarak power supply'ımız var. 750 watt. 750 watt yine Tough'ın. Tough Gaming 750 watt bronz sertifikalı. Bunda da hem güç moduna geçtiğinde bile çok sessiz bir şekilde çalışacaktır fan sayesinde. Çift fanla geliyor sana içerisinde. Çok iyi abi. Elektrik de gel çok fazla ya. Bunun ben bir düşüğünü mü alsam? Yok yeterli olursan. Sistem için gayet yeterli zaten bu parça. Tamam. İstersen kasaya geçelim. Aynen ya. Bayağı canavar gibi bir şey duruyor abi. Kasayı zaten sana bırakıyorum. İstersen ben mi açayım? Açalım burada çıkartalım. Ben bunu parçalayarak açarım ama abi ya. İstediğin gibi parçala istersen. Tamam. Ama şimdi ben bunu götüreceğim Ankara'ya. Karşı olma. Ne diyorsun? Abi bunu ben açmayayım. Ben şimdi kırarım falan. Sen kibar kibar aç istersen ya. Yani bilmiyorum. Normalde senin bunu parçalaman lazım ama. Tamam ya ver. Abi şaka evet yaptım. Misin? Tutman lazım ya. Abi sen aç bence ya. Şimdi bir ben şey olmasın. Vay vay vay. Buradan alabilir misiniz peki? Ben o kadar güçlü değilim abi ya. Vay vay vay. Bunu kibarca açmama gerek yok değil mi abi? Bunu yapabilirsin ya bence. Oo. Bu ne abi? Burada hava filtreleri var. Bos filtreleri kasa için. Hem üstü için hem ön paneli için. Onları zaten birazdan montaj sırasında takacağız. Yani dışarıdaki tozu içeriye çok iyi. Bu şekilde göstereyim istersen böyle. Burada ön panel için zaten. Ankara'ya götüreyim diye çanta şeklinde yapmışlar. Ben böyle götüreceğim. Toplamda 30 kiloya kadar taşıyabiliyorsun onu. Çok iyi. Hani kaldırabiliyor. İdmanda da kullanılır yani. Kasada da ekstra zaten özel bir kaplamaya sahip. Bu da hem çizilme hem daha çok dayanıklı. Çizilmeye dayanıklı biraz çok daha. Çok güzel bir dokusu var ya kasanın. Sistemine en son eşlik edecek parçada Asus'un monitörü. Hı hı. Senin için de 24 inçlik bir monitör seçtik. 1 milisaniye 165 Hz. Bu da hem online ürünlerde hem offline ürünlerde hem yenileme hızın açısından çok çok daha iyi olur. Gözümden daha hızlı abi. Ben zaten Ice Tower oynayacağım bu arada. Benim eskiden Ice Tower dünya rekorum var abi. Facebook üzerinden. Facebook. Valla Facebook Ice Tower rekoru 3 ay bendeydi all time. İstersen toplamaya geçelim. Geçelim ya. Geçelim geçelim. Ben mi toplayacağım abi? Ben mi takacağım? İşlemci değil mi abi şimdi? İşlemci. Sen takmışsın ama zaten ben takmıyorum. Benim ellerimde bir sınır sıkışması var. Hissizlik var yani. Zaten bunlarda pinler var. Falan. Büyük ihtimalle pinleri de eğebilirsin sen o takma esnasında. Ben pin dediğimi kırarım diyor konu. Zaten burada bir opgörümüz var. Bizi rahat bir şekilde yönlendiriyor gördüğün gibi anakart üzerinde. Evet, evet. Bloğunu kapatıyoruz. Blok kapağını. Bunu istersen remleri sen tak. Olur. Şöyle bileyim. Eldiven vereyim mi sana? Hiç gerek yok. Büyük ihtimalle olmaz zaten. Biz remlerimizi takalım. Remleri de daha verimli olması için 2. ve 4. kanalı. 2 ve 4'ü mü? Evet 2 ve 4'ü takıyoruz. Buraya mı? Evet tam tersi olarak takıyorum. Takalım. Şöyle. Tamam. Evet. Oturtturabiliriz. Bastır. Tırnak var şurada bak tırnağın oturması tamam. Gerekiyor. Tamam. Tırnağımız oturdu. Diğerine takalım şimdi. Bu da oturdu mu? Otur. Ha, bu oturdu. Bu taraf zaten tırnak. Tek taraf tırnaklar. Bu da bu tarafa evet. Bakıyor. Onu da bastıralım. Tamamdır. Abi o kadar hassas parçalar ki ben şimdi gerçekten bir şey olacak diye korkuyorum ya. Basamıyorum. Yani, evet biraz dikkat edilmesi gerekiyor çünkü gerçekten hassas parçalar. Özellikle işlemcide pin yuvası, remlerde slotlar. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Kanalın zillerini de açın. Şu an benim bilgisayarım toplanıyor. Ben bayağı heyecanlıyım. Böyle şekilli şukurlu bir şey olacak. Biz video açıklamasında sizin için de bir sistem topladık. Gayet uygun fiyatlı. Onu da isterseniz açıklamadan temin edebilirsiniz. Bayağı o da iyi bir bilgisayar. Sistemimiz tamam. RAM'imizi taktık, işlemcimizi taktık. Burada şimdi soğutucumuzu takmak kalıyor. Okey. Bunların hepsini tek bir ara topladık böyle. Bayağı düzenli de duruyor yani şey, gıcır. Montajını yapalım. Vay. Iron Man'in arc reaktörü gibi bir şey ya. Şöyle 240'lık bir radyatörle geliyor sana. Hı-hı. Intel soketle geliyor zaten sana burası. Hı-hı. Herhangi bir değişik yapmamıza gerek yok. Şu anki zaten piyasadaki hemen hemen bütün işlemcilerle uyumlu. Özellikle 1700 soketlerde, Intel'ler biraz daha işlemci büyüdüğü için tamamıyla kapsıyor zaten burası. Arkadaşlar Iron Man oldu. Iron Man de bakır kullanıyordu başta. Sonra kendi element icat ediyordu. Bir daha hiç bakır kullanmamıştı. Belki günün birinde biz de sıvı soğutmalarda o elementi kullanırız. Yani. Zaten az önce de söylemiştim. Şu an bütün işlemcilerle aynı şekilde uyumlu. Tamamıyla. Hı-hı. Ekstra sana zaten şöyle RGB fanla göre 2 adet totalde 120 mm'lik 240 toplamda çıkarttım. Bunun hissiyatı bayağı güzel bu arada. Şeyi dokusu falan çok güzel. İstersen fanların montajına geçelim. Geçelim. Sen takmak ister misin? Olur. Şöyle vereyim ben sana bu şekilde. Ben diğeri bloğu hallederken vidalarını vereceğim ben sana. Tamam. Bunda mı? Evet o olur. Bu şekilde mi? Bu şekilde olacak. Şu vidaları kullanacağız. Yuvarlakları takacağız mı? Yok onları takmaya gerek. Onları zaten direkt şöyle. Alçakmış masada ya. Masa bize göre. Ooo çekeyim şöyle. Bu da dizim ağrıyor ya. Sıvı soğutucu bloğumuzu yerleştirelim istersen beraberce. Tamam. Kurumamızı çıkartıyoruz.
sıvı solucumuz tamam. Bloğunu yerleştirdik. Hı-hı. Zaten anakartımızı, işlemcimizi, RAM'imizi takmıştık. SSD'imizi taktık. En sonunda işlemci solucumuz olan sıvı solucumuzu yerleştirdik. Tamam. Geri kalan işlemi kasada devam edeceğiz. Ha artık bu böylece artık, kasanın aynen. içine giriyor. Bu tamam. şekilde bitti. Tamam. Kasaya artık monte edeceğiz tamam. seninle beraber. Okey. Daha önce bilgisayar toplamış mıydın? Hiç hani, yapmadım. Hep hazır aldım ya. Hep hazır aldım. Hep hazır aldım valla. Soğutucu bloğumuz üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz bu şekilde. Zaten kasanın soğutma olarak çok çok iyi. Önde gördüğün gibi evet ya. 3 adet RGB fan var. Yine aynı şekilde yazılımla beraber bunları da modlayabiliyorsun. Arkada ön tarafta 120 mm, arka tarafta 140 mm bir fana sahip. Buradan da dışarıdan aldığı havayı egzoz fanıyla dışarı sirkülasyon yapıyor. Vallahi 6 tane fanı var ya. Evet yani soğutma olarak çok çok ön planda Tuf serisi açıkçası. Bir de bir tık da işte askeri düzeyde olduğu için hani o sertifikaya sahip. Hem sağlam hem soğuma açısından çok çok daha performanslı. Ya çölde savaşa giden adam bunu alsa hiçbir şey olmaz şöyle sıcakta. Yani sana dayanıklı bir sistem öyle söyleyebilirim. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada Tebilo'nun sosyal medya hesabını takip edin. Instagram üzerinden böyle ara ara çok güzel fırsatlar oluyor. Kaçırmayın derim. Bayağı uyguna güzel şeyler alabiliyorsunuz yani bu arada. Abi bir tek ekran kartı kaldı şey şimdi. Tamam. Süper. Eline sağlık. Bayağı hepsini hemen yaptım vallahi. Hepsini ben yaptım. Hiç rağmen. Aynen öyle. Gerçekten iyi. Her şeyi ben yaptım. RAM'imiz tamam, işlemcimiz tamam, anakartımız tamam, kasamızın montajı tamam. Kablo aramını da hallettim. Sırada sadece kalan ekran kartımız. Hı-hı. Bunu da sana bırakıyorum. En değerli parça değil mi bu? En değerli evet. parça. İstersen açalım. Abi bunu sen aç gene ben. Ben paket açmışım da çok başarısın. Galiba biraz hani geri planda kalıyorsun açma konusunda, yırtma konusunda ama. Ben şey yapamıyorum. Çünkü ben... En hızlı nasıl açılacaksa öyle açarım. Yani en derinlisi olmaz hiçbir zaman. Niye bugün biraz daha hani geri plandasınız bu aşamada? Abi değerli parçalar şimdi ben bir şey olur elimde kalır falan. Riske atmayalım ya. Burada işin ehli varken. Ben mesela yemek yerken de bıçak kullanmıyorum hiç ya. Direkt ete ortadan saplarım, ısırırım. İlkel çağlarda öyle çünkü. Ekran kartımızı al istersen. Jelatine falan bakar mısın ya? Çok güzel. Sesi duyuyor musunuz? Orada bir bandolu var onu çekelim istersen. 3 fanlı. 3 fanlı. Ortadaki ters yöne dönüyor. Diğer ikisi aynı yöne dönüyor. Hava akışını sirkülasyonu sağlamak için. Bahsettiğim zaten o soğutucu bloğu da burada bak gördüğün gibi aynı askeri tasarımla beraber. Evet evet. Aha. İstersen jelatini sen aç. Ben mi? Tabii. Ha. Bir an şöyle ağzını açacaksın sandım ama. Yok abi. Ben bazen evde bilgisayarım bozuluyor böyle bir şey oluyor. Ben kurcalıyorum ediyorum. Kasayı açıyorum tamir edeceğim diye. Bir daha geri birleştiremiyorum. Sonra vidalarla beraber bilgisayarcıya götürüyorum. Aslında yaparsın biraz uğraşsan. Yok ya. 10 vida çıkarttıysam hep elimde 3-4 tane vida fazla kalıyor. Anlamıyorum ya. Mesele zaten vida attırmak burada. Vida attırıyorsan zaten iyisin bu işte demek. Vida kar ediyorsun aslında. Ekran kartını tabii ben Ankara'ya giderken çıkaracağım değil mi? Onu tabii kutusunda ver. Yoksa. Tabii kutusunda vereceğiz sana zaten burada daha sağlıklı olması için. Tamam. Çıkartacağız. Burada bütün testlerini yapacağız sana. Tamam. Çalışır bir şekilde zaten teslim edeceğiz cihazı. Ben yani bilgisayar bir şey olsa çalışmıyor diye dümen yapamam size. Yok. Burada zaten her şey kamerayla kayıt altında. Takmak ister misin ben mi takayım? Oo, bayağı da büyük ağır bir kart bu ha. Ekran kartı işlemimiz de tamam. Tamam. Vidaladık, montajını yaptık. Oo. Kasa hazır durumda. Şimdi biz buna bir yazılım yükleyip çalıştıracağız evet, artık. Evet çalıştıracağız. Donanımsal gereksinimlerini halledeceğiz. Yazılımsal halledeceğiz. Donanımsal tamam, zaten tamam. İstersen. Gayet iyi. Tuna beklediğimiz an geldi. Her şey hazır. Evet sistemimiz evet hazır. Ya. Parçalarımız tamam. İstersen bir başlatalım sistemimize. Bir başlatalım. Şu nerede? Heyecanlı mı? Heyecanlıyım abi. Şu buradan başlatıyorum. Evet oradan. Şimdi bakalım. İstersen ön tarafa gel. Buralar bir serinledi direkt. Şu an senkronize ediyor kendini. Aha senkronize mi? Aynen. Parçalar yeni olduğu için. Şu an sistemimiz tamam. BIOS aa. Ekran görüntüsünü aldık zaten. Çalışır durumda. Tamam. Diğer yazılımsal işlemleri halledeceğiz. Aha. Başka bir şey kalmıyor. Abi ben Windows, şey Windows XP kurmak istiyorum buna ya. XP şu an desteklemiyor maalesef. Vista var mı? Vista da kalmadı. O da mı yok? O tamam yok. Artık yeni şeyler Windows yapacağım. Windows 10 olur galiba. Uygun mu? 98 falan yok mu ya? Onlara çok alıştım da. Onları bir soralım bizim. Bahadır Bey var istersen onunla bir iletişime geçelim. 3.1 var 4 diskette yakarım ben. Tamam o zaman kuralım abi. Tamamdır. Başlayalım. Başka bir şey yapacağım. Başka bir şey yok. Değil mi? Yok. Arkadaşlar şu anda her şeyimiz tamam. Tüm montaj yapıldı. Yazılım yüklendi. Ice Tower'ı da yükledik. Elinize sağlık vallahi ya. Hocam hayırlı olsun. Çok teşekkür vallahi ederim. Valla Ankara'dan kalkıp geldin. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. O kadar uğraştınız. Yardım ettiniz bana. Hiç fikrim yoktu yani bilgisayar konusunda ne yapsam ne etsem. Çok sağ olun. Memnun kalırsın büyük ihtimalle. Çok çok da zaten rahatlıkla senin hı-hı. işini görecektir. Oyunlarında çok çok rahatlıkla oynayabileceksin. Hemen eve gidip oyun oynayacağım ya. Zaten. Ama parçalamak yok. Nasıl kıyayım şuna bakar mısın ışıklı mışıklı. Bayağı da sağlam bir şey yani şuradan askıları falan da var. Tasarım olarak da çok güzel gerçekten. O zaman ufaktan burayı toparlayayım ben otobüse atlayacağım. Otobüsle geldim. Evet büyük ihtimalle. Bilgisayarıma da bir koltuk aldım yayına gideceğiz.
Arkadaşlar burada gözümün önünde bilgisayarın montajını yaptılar. Tüm parçaları beraber taktık. Tebilon'a bu konuda gerçekten güvenebilirsiniz. Hıpızlı bir şekilde hallettik. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben Ankara'ya kaçayım o zaman, geç kalmayalım. Seni bekletelim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi İstanbul'dan döndüm. Bilgisayarımı da kurdum. Şöyle bir bakalım ya, canavar bir şey. 5 saniyede açıldı. Ekran kartını çıkarttık. Ben otobüsle getirdim bilgisayarı. Ankara'ya gelince ekran kartını kendim taktım 2 dakikada. Çünkü yolda ekran kartı ağır bir şey, kırılabilir. Yani bayağı canavar bir şey. Monitörümü de kurdum. Bu monitör de 165 Hz. Canavar gerçekten. CS'ye gireceğiz. Göreceksiniz. Benim oyun skill'lerim yüzünden mi ölüyormuşum, yoksa ekipmandan mı? Şimdi iyi bir ekipmanla bayağı iyi oyunlar çıkartacağım. O zaman ufaktan bir iki oyun girelim. Oğlum bilgisayara Asus arka planı koydum. Asus harbiden her şeyin en iyisini yapıyor. Bak arka plana bakar mısın? Ne kadar canlı, ne kadar güzel. Şimdi uçuracağım var ya. Şimdi var ya. Ya bir şey diyeceğim, fark ettin mi? CS'yi 2 saniyede açtım. Gel lan. Neredesin lan? Lan! Tavukmuş lan o. Tavuğu niye vurayım oğlum? Oho. Asus farkı dostum. Şunu da vurayım. Şaşır. Şurada mıydı oğlum o? Oha, oha! Ben bir şov yapacağım şimdi. Oha! Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar güzel bir oyun deneyimi gerçekten yaşamadım. Tebilon'a, Asus'a çok teşekkür ediyorum. Oyundan çıktım, biraz mola vereyim. Bayağıdır oynuyorum. Biraz böyle eller dinlensin falan filan. Yani gerçekten kasanın performansı olsun, monitörün ayrı hızı olsun, her şey süper. Tekrardan belirtiyorum, açıklamada sizler için koyduğumuz kasayı da inceleyin. O da bayağı iyi bir kasa gerçekten. Bu video burada kapanıyor artık. Çok teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.